Türkiye'nin tek kadın kanalı Woman TV'de Bizim Saat programı ile karşınızdayız sevgili izleyiciler. Haftanın son günündeyiz. Hafta içinin son günündeyiz aslında ve son programımız. Bakalım bugün konuklarımız kimlermiş öğrenelim, sonra stüdyomuzdayız. Ben Birgül Erken. Birazdan bir dünya rekoru kıracağım. Onun için hazırlıklarımı tamamladım. Havuza girmek üzereyim. Bu rekorumu, bu dünya rekorunu Çanakkale şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimize ithaf etmek istiyorum. Rekorun tanımı şöyle. Bisikletle tek nefeste en uzun mesafeyi kat edeceğim ve bu bayanlarda bir ilk olacak. Sevgili izleyiciler, sizin de gördüğünüz gibi çalıştı, yılmadı, sıkıntılar çekti, umursamadı. Çanakkale şehitlerimiz için başaracağım dedi ve başardı. Tek nefeste suyun altında rekor kırdı ve ayrıca sadece Türkiye rekoru da değil, bu Guinness Rekorlar kitabına girdi kendisi. Hoş geldin sevgili Birgül Erken diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Nefise. Ayağına sağlık, iyi ki geldin. 1972 yılında Çanakkale'de doğdun. Genelde gelen sporcularımıza spora ne zaman başladıklarını sormaya çalışıyorum ben izleyicilerimize örnek olmak adına. Sen ne zaman sporla iç içe olmaya başladın? Çocukluğumdan beri aslında biz deniz çocukları biraz daha şanslı oluyoruz bu konuda herhalde. Ve küçük bir yerde Çanakkale'nin doğasında spor daha kolay, daha erişilebilir bir ortamda yapılabiliyordu bizim çocukluğumuzda. Keza yine öyle. Önce işte voleybol, atıcılık, işte yüzme zaten doğal olarak vardı hayatımızda ve boğazı yüzerek geçenler arasındaydık. Ya bu bizim çocukluğumuzun oyunları gibiydi. Çünkü herkes yapıyordu bunu. O ortamda büyüdük, yetiştik. Sonrasında da 2004 yılında serbest dalış diye bir spor var ve buna yarışmacı arıyor hocamız. O zaman işte ben de sualtı fotoğrafçılığı çok önde ve hararetli. O zaman tanıştım ve sadece takımı tamamlamak için girdiğim bir spordu. Bir yetenek keşfedildi orada ve eşim de beni destekledi. Bugünlere kadar geldik Çok milli güzel olmuş. sporcu Nereden olarak. nereye diyoruz değil mi? Evet, Aslında evet, böyle bir şey evet. belki sen de beklemiyordun. Böyle bir hayalin yoktu ama çok güzel rekorlara imza attın Ben çok sonrasında. hararetli fotoğrafçıydım yani. O Evet. dönemde hala fotoğrafçıyım Hala daha ama şimdi fotoğrafçısın. sadece su altında devam ediyorum. Çünkü Evet. o da başlı başına bir iş. Scuba diving dediğimiz hani aletli dalışa devam ediyorduk eşimle birlikte. Tabii eşlerin ortak paydasının olması çok güçlendiriyor sizin yaptığınız işi. Yani onu desteklemesi, anlaması bu işi. Dolayısıyla o tüpü ben çıkardım, serbest dalmaya başladım, nefesimle dalmaya başladım. Zaten suyun altındaydık diyeyim. Korkmadın mı o tüpü çıkardım derken en başta sanki insan hani suyun altına o kadar derine bir de nefes tutmak gerekiyor vesaire. Aslında şöyle endişelendim. Şöyle ki çünkü ilk yarışmama gittiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Nasıl öğreneceğim hocam? Nereden? Nasıl? Ne yapacağız? Çalışacak mıyız dediğimde işte yarışmaya gideriz. Gidince öğreniriz. Bakıp öğrenirsin Birgül. Sen yaparsın deyip oraya Evet. götürmüşlerdi. Gerçekten o gün çekilen fotoğraflara bakıyorum. Yüzümde bir endişe varmış. Bu nasıl bir şey? İşte nasıl dönüyorlar? Büyük bir şey hani uzun paletler. O Evet. zıpkıncıların da kullandığı. O zamanlar onlar vardı. İşte
böyle teleyle çekilmiş, arkadaşlarımız çekmiş. Yüzümde endişe var çünkü deklarasyon yapacağız. Kaç metreye dalacağımızı ben bilmiyorum ki, dalmamışım, öyle bir şey yapmamışım. Çok şeydi, çok heyecanlıydım. Ya heyecanlı demeyeyim de endişeliydim o günler ama doğal olarak galiba kendimi sakinleştirme yeteneğim varmış. Ve kalp atımlarının düşmesi, hani sporcuların zaten kalbi büyük oluyor biliyorsunuz. Altyapıda spor olunca üzerine başka sporları koyabiliyorsunuz. Su sporları da bu, yani yüzme özellikle en güzeli, en güzellerinden bir tanesi bu. Altyapıyı Kesinlikle. Küçük yaşta oluşturmak adına biz onları yaptık. Doğal ortamımızda yaptık. Evet. Ve sonra bu yöne evrildik. İyi ki de öyle oldu. Çok güzel olmuş. Şimdi genelde çok, buraya çok gelen güzel. Konuklarımda hep şunu öğreniyorum. Yani hep biliyorduk, öğretmenler çok kıymetlidir vesaire, ama başarıya ulaşmış konuklarımın hepsinde bir hoca, bir öğretmen yönlendirmesi var. Bir kez daha ben bu program sayesinde, programım sayesinde anlamış oluyorum Çok öğretmenlerin doğru. doğru yönlendirmelerinin çocukları, gençleri, genç insanları ne kadar güzel yerlere götürdüğünü. Şimdi ailede var mıydı peki sporla ilgilenen? Ailede tabii yani babam şey böyle kuyuya falan dalıyormuş, dalgıçlık öyle anlatıyorlar büyüklerimiz. Bir de abim de aynı spor yapıyor. Abim spor akademine, aynı hani eski tabirle spor akademine öğretmen, beden eğitimi öğretmeni oldu o da ve sonra serbest dalışa başladı. Birlikte yapıyoruz o işi. Yani işte ailede tabii bir de pehlivan torunu olma genetik olarak bir şey var. Deli Spor Orman'da. sizde genetik demek ki Spor gerçekten. bizde genetik gerçekten. Evet. Çünkü hani uzun kaslara sahibiz. Öyle Evet. diyeyim. Hibrit, biraz böyle Özbekistan'dan, biraz Kırım'dan geçmiş atalarımızın yolu. Sonra Deli Orman Bulgaristan ve Türkiye'ye göç etmişler. Dolayısıyla evet, bir genetik üstünlük var. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü dünyadaki şeylere bakıyorsunuz. Elit sporculara. Evet. Bunu hani hesaplı tabii onlarınki. Bizimki tesadüfen rast geldi şeklinde Gelişti. oldu ama bir şeyleri yakaladık. Ve Evet. eşimin de doktor olması işte bu şeyleri çabucak çözmemize Evet. vesile oldu. Yani hani hem fizyolojisini, bu çok yeni bir spordu çünkü Türkiye'de. Hem fizyolojisini hem de mental olarak nasıl adım adım O zaman bu geliştirdiğimizi. sporun öncülerindensin diyebiliriz. Evet, aslında Türkiye evet. anlamında. Öyle denilebilir. Çünkü çok yeniydi biz başladığımızda. Sonrasında yavaş yavaş eğitimlerle uluslararası düzeyde eğitmenlikler aldım. Şimdi bundan sonra, rekorlardan sonra tabii ki ben de öğrenci yetiştireceğim, bu kadar bilgiyi ne yapacağız Evet. Nefiseciğim? Çok da güzel olacak. Gençlere el Şimdi Trakya vereceğiz bunu. Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyorsun. Sonra Yok. Ha evet, okudum bitti. aynı üniversitede yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi'nden fotoğrafçılık, kameramanlık bölümünü bitiriyorsun. Doğrudur. İkisi çok ayrı bölümler değil mi? Nasıl ilgi duydun? Oradan ona geçiş yaptın. İşte yani ben bakıyorum geçmişime, hani nüvelerini ekmişim bunların. Fotoğrafçılık da varmış. Dershaneye giderken babam bana bir makine almıştı ve hani üstten bakaçlı falan vardır ya, çok eski Evet. makinelerden. O makineyle fotoğraflar çektiğimi hatırlıyorum. Lisede, lise dönemlerimde. Hatta küçük küçük yarışmalar, dershanenin hazırladığı böyle siyah beyaz yarışmalara katılıyordum ama yolum bir ara, bir de kütüphanedeyim, çok okuyorum. Çanakkale'nin kütüphanesi o zamanlar böyle boğaza nazır, nefis bir yer. Süreli yayınlar, her şey geliyor. Çok aktif bir müdür hanım vardı yine. Hem okuyorum hem de bu fotoğrafçılık da yine bir şekilde gönlüme düşmüş ve çok ilginçtir. Kütüphaneden inerken fotoğraf gönüllüleri karanlık bir odada fotoğraf okuması yapıyorlar. Bilmiyorum Çanakkale'de kim bunlar, Evet. nasıl bir oluşum. Ben sadece işte yine okuma tutkum o zaman, o yıllarda spor var, okuma var, yani edebiyat sevdası var. Ve girdim, dinledim ne yapıyorlar bunlar falan diye. İşte Mehmet Bayhan Hoca. Evet. Anlatıyor. Burası diyor diagonal yerleşim. Bu merdivenin işte şuradan girip buradan bilmem ne yapması, fotoğrafa estetik plastik unsurlar katmış falan. Ben onu dinlediğimi hani yıllar sonra hatırladım ve kendisine yazdım sonra, biliyor musunuz? Aa, ne güzel. O dergide fotoğrafım yayınlandı. Hocamla bağlantı kurdum ve
Yani orada o tohum Ne dedin? Nasıl tepki ekilmiş. aldın? Seneler önce sonra böyle Çok bir çok şey. mutlu oldu. Evet. Çünkü Çanakkale'de bir küçük bir dernek varmış o dönemler ama ben tabii hani sonra Edirne'ye okumaya gittim. Yolum edebiyata doğru Evet. aktı. Evet. Çünkü Gerçi bana ikisi de yani uygundu. fotoğrafçılık olsun vesaire, edebiyat olsun hepsi sanat demek ki sanata bir Hepsi evet ilgi, eğilim sevgi varmış varmış içinde. demek ki evet. Şimdi serbest dalış branşında milli sporcusun. Milli sporcu olabilmek için hangi aşamalardan gerek? Çok zorlu bir yol mu bekliyor yoksa sevince her şey kolay ilerledi mi diyebiliriz? Ne dersin bizim için? Sevince kolay ilerliyor galiba. Çünkü ilk yarışmamda çok şöyle diyeyim, ilk yarışmamda güzel bir şey çıktı ortaya. Ama millilik hedefi yoktu. Sonrasında 2004-2010'a kadar hocam beni çağırmasına rağmen ben fotoğraftan vazgeçemedim. Bir de eşimin yarışmaları var. Su altında işte görüntüleme yarışmaları var. Biz onlara hazırlanıyoruz. Orada ben birazcık daha geri plandayım ama fotoğraf çekiyorum tabii. Tropiklere gidiyoruz. İşte portfolyomuzda büyük beyaz köpek balığı yok. Hadi bakalım Güney Afrika, hadi bakalım Bahamalar. Yani Gidiyorsunuz böyle. bütün tatillerimizi şeyde Ne geçiriyoruz. Su altı fotoğrafçılığı odağında hoş. geçiriyoruz ama hoca da diyor ki bir gün sen iyiydin. Yarışmalar oluyor. Gelmelisin, yapmalısın bu spor sana göre. Böyle bir süreç yaşandı ve geçti. Sene 2010'da işte yarışmalar burada olacak diye ısrar etti hoca. Yine hocamız Mehmet Hoca Çanakkale'de. O zaman da monopalet görmüşsünüzdür belki görsellerde. Kocaman bir palet çıkmış. İki ayağınızı bir pabuca sokuyor ve Ha. dolfin tekniğiyle yüzmeniz Ne gerekiyor. hoş. E hocam bu yoktu. Bu yeni geldi bir gün. Daha hızlı gideceksin. Tabii ben onu ayağıma taktığımda çok güldü oradaki şeyler, sporcular. Evet. Yani dediler ki işte o da Birgül ablanız da çok iyidir nefes falan. 2010 yılında yeni bir Tam sistem. deniz kızı Yine olmuşsun. tabii de, tam deniz kızı. İlk hani vuruşlarım çok acemiydi. Kabul etmek gerekir ama o acemi halimle bile 10 gün çalışmayla yine Türkiye ikincisi oldum. Bu defa hani millilik nasıl zor mu diyorsunuz ya bu defa Evet. evet millilik kriterlerine uyuyor bu kadın ve nasıl yaptın sen bunu diye sormaya başladılar ve beni İnkılap Doğal Obruk yetenek doğal diyorsun. yetenek evet İnkılap Obruk kendisine buradan sevgilerimi iletiyorum başkanımız geçmişte sualtı sporlarının başkanı bir farkındalık toplantısı oldu Evet. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu çatısı altında. Milli sporcuları davet ettiler, beni de davet ettiler. Henüz milli olmamışken hem de. Bu beni çok motive etti. İnanılmaz etkilendim çünkü çok da güzel konuşur İnkılap Bey, hatiptir. Dedi ki bir gün nasıl yaptın sen bunu? Anlat bakalım. Herkes susturup beni dinledi. Ne dedin? Dedim ki yani ben çok sakinim başkanım. İşte 10 gün çalıştım, sabah akşam çalıştım. Evet. Yemeğimizi hiç, hani bir de çocuk gençlere de motivasyon. Bir ekip olduk orada. Evet Evet. sonra rakip oluyoruz ama Evet. öncesinde ekip olabildik. Yani o ruhla Evet. şey yaptık, ilerledik. Yetenek ve Yetenek de, motivasyonun birleşmesi evet, belki de değil mi? yetenek de Belki de vardı. sakinliği korumak diyorsun ya, o da çok önemli olsa gerek. Çünkü Kesinlikle sonuçta orada bir Nefise. sporcu Evet. ve başarı adına bir Kesinlikle. yarışma söz konusu. Sakinliği muhafaza edemese insan eli ayağına Aynen dolaşabilir. öyle, aynen O öyle. sakinliğin de Nefes. sana büyük katkısı olmuş. Nefes, başka öğretileri de daha sonra destekleyici olarak yanına koyduk. Çünkü dünyada atletler, bu sporu yapanlar böyle yapıyorlar. Yoga yapıyorum şimdi, meditasyona daha çok zaman ayırıyorum. Zaten sakindim. Şimdi daha profesyonelce bu spora yönelik pranayama nefeslerini, işte yogadaki esnekliği, hani göğüs kafesini açmaya yönelik hareketleri öncelikli yapmaya başladım. Daha bilinçli, hani nokta vuruşu yapıyoruz ama Evet. Öncesinde de doğal halim galiba Evet. böyleymiş. Peki eşinden sık sık bahsediyorsun, sana destek olduğunu Evet. söylüyorsun ve doktor kendisi bildiğim kadarıyla. Doktorların da normalde çok fazla özel hayatına vakit ayıramazlar. Sürekli yeni bir şeyler öğrenmek zorundalar. Hem sana destek olup hem de kendisi de sualtı sporla ile Evet. ilgili sanırım. Nasıl kurdunuz bu dengeyi ve eşten destek almak da çok önemli değil mi bu Çok noktada? önemli. Valla kolay olmadı aslında. Ben de zor bir kadınım şimdi hani sürekli bir şeyler yapıyorum. Herkes bunu taşıyamaz ama o da dediğim gibi altyapı, o da su sporlarıyla ilgileniyor ve su çocuğu hani Evet. İzmit doğumlu. Biraz ortak paydayı çoğaltarak galiba dengeledik.
Onun da sorumlulukları çok fazla. Ben de mesleğime devam ediyorum. Yani iyi bir öğretmen olmaya çalışıyorum edebiyat anlamında. Ve işte tiyatrolar yapıyoruz Ne çocuklarımızla. güzel. Başka başka sorumluluklarımız da var ama hani galiba böyle birbirini biraz böyle Anlamak mı? anlamak galiba. Evet, Evet. anlamak ve işte ben de onu mesela görüntüleme teknikleri yarışmalarda ben de fotoğraf çekiyordum. Biraz geri plana çekilebildim o Evet. dönemde. Çünkü onun tutkuları daha ağır basıyordu. Ben fotoğrafçıyım, ben de çekmek istiyorum diyebilirdim ama model gerekiyordu. Geniş açıda model çok önemlidir. Geniş açıda modelin yeri önemlidir. Hani altın noktaya yerleştireceksiniz modeli ama Evet. modelin scuba diving yaparken tecrübesi önemlidir. İşte sepia ayarı deriz. Aşağı yukarıya inmemesi gerekiyor o dalgıcın. O zaman yine orada bir beceri Evet, gerekiyor. gerekiyor. Ya benim orada model olmam gerekiyordu, asistan olmam gerekiyordu. Ona balıkları bulmam, göstermem gerekiyordu. Yani arka planda kalabilmeyi başarıyoruz zaman zaman Evet. galiba. Yani Yani her zaman birbirinize hep böyle motive dengeli, ederek ve evet destekleyerek dengeliyoruz. dengeli bir şekilde Evet, ilerlemişsiniz. evet, evet. Çok Şimdi şükür. 2013 yılında İtalyan bir sporcunun su altında kırdığı rekoru egale etmek için dirsekleri sıvıyorsun ve Guinness Rekorlar kitabına girmeyi geçtiğimiz sene başarıyorsun. Evet. Çok zor olmadı mı? Hazırlıklar nasıl gitti? Bu Çok işin zor oldu. zorlukları neler? Hani izlediğim zaman ben de şaşırdım açıkçası. Çok zor Evet, olsa gerek evet. çünkü seni destekleyen bir nefes almanı sağlayan bir mekanizma yok. Yok, evet. Kendi nefesinle gidiyorsun. Ve Nasıl bir de başardın bu bisiklet rekoru var. kırmayı? Evet, bir de bisiklet var. Bir de onu dikey bir şekilde Evet. ilerletiyorsun. Öncesinde şey rekoru nasıl kırmaya niyet ettik? Nereden çıktı bu fikir? Ondan bahsedeyim. Evet. Benim şu anda 20-21 yaşına bastı hatta bir oğlum var Ege adında. Allah bağışlasın. Sağ olun. Ege yani biz bir Guinness rekoru kıralım. Hani daha sponsor bulabilmek için şüphesiz. Çünkü milli sporcu olarak çok görünür değiliz. Bunu da katalım ki daha fazla sponsorların da işine yarıyor çünkü böyle şeyler. Çok büyük bir fırsat. Sponsorun burada yazılı olması göğsümde veya işte görsellerde. Evet. Dünyanın her yerine gidiyor çünkü bu haber. Yani 5000 haber ajansına dağıtılıyor Guinness'in de destekleriyle. Guinness rekoru kıracağız ama ne yapalım dedik. Ne yapabiliriz? Araştırdık. Anne dedi bak böyle bir şey var. Çok da ilginç. Hani herkesin yapamayacağı bir şey bu. Bisikletle kır sen bu rekoru. Zaten hani bisiklete de şeyim Oğlundan var. çıktı bu fikir. Oğlumdan Ne çıktı. hoş. Ve biz geliştirmeye başladık. İşte kanatlar taktık ilk önce bu rekor videosu ama daha öncesinde Pedalları kanatlarla çevirmek denedik. çok zor Çok olmuyor mu? zor. Bunlar ilk denemeler. Bu Evet. rekor günü. İlk denemede bu iş olmayacak, kesinlikle yapamayacağız falan dediğimiz noktadan sonra 3 yıl geçmiş araştırma geliştirmeyi yavaş yavaş 3 yıl 3 uğraştınız. yıl uğraştık. Bravo. Bisiklete kanatlar takıldı, çelik kanatlar çıkarıldı, içine ağırlıklar döküldü. Peki bunlarla ilgili bir yasak var mı? Şu olmayacak, bu Hayır olmayacak, bir hayır. kısıtlaması var mı Yok, bu rekorun? size Guinness bir sözleşme yolluyor. Sadece nefes yollarınız yukarıya çıkmayacak. Yani düz bir zemin olacak. Yani işte o şeyleri imzalayıp gönderiyorsunuz. Bunları kabul ediyorum diye. Herhangi bir bisiklette kısıtlama yok. Modifiye Evet. edebiliyorsunuz ama ne yapabilirsiniz ki? Boşa dönüyor mesela. Pedallar ilk günlerde bastığım zaman o gücü şeye Yani o dengeyi aktaramıyorduk. kurmak demek ki çok zor değil mi o Evet pedalı? evet çok çok güçtü 3 inanın. sene hiç küçümsenecek bir zaman Hiç değil. hiç de Çok büyük bir kolay zaman olmadı. dilimi. Ve herkes bir şey söylüyor mesela onu deniyoruz. Yine olmuyor. Yine Evet. olmadı. Şöyle yap. O zaman böyle yapalım. Lastikleri tuzu suyla doldurduk mesela. Allah Allah, ne değişik. Tuz Fikir çok üstüne ilginç fikir şeyler. geliyordu Bakın demek ki. şunlar çelik kanatlar olmadı. Çünkü dengenizi hani kaybettiğinizde tamam bunlar denge sağlıyor ama Peki aşağı bir düştüğünde bir önceki de rekor toplamak gerekiyor. kırandan esinlendiğin bir şeyler olmadı mı? Nasıl Valla kırılmış bu işte rekor o diye. da aynı yollara başvurmuş, o da kanatlandırmış falan ama Evet. çok da şey esinlenmedik açıkçası. Çünkü bakın burada ağırlıklar dışarıda. Evet. Sonra biz dedik ki içine gidonları falan delip içine ağırlıklar koyalım dedik. Birkaç fotoğraf gördüğüm zaman onlara yani yazışmalarla siz nasıl yaptınız, biz böyle yaptık Evet. falan diye böyle hem yerli yabancı kimde ne varsa bisikletle su altında ne yapıldıysa sorarak Evet. bir yerlere getirdik. Sonra rekor gününde de
çok şükür bir aksilik olmadı. Ola da bilirdi. Ola da Çünkü bilirdi. Olmaması çok güzel olmuş. Evet, ayağınız yere değdiğinde Şimdi rekor Guinness kabul Rekorlar ediliyor. kitabı ile ilgili bilinen yanlışlar var demişsin. Araştırdığım noktalarda. İzleyicilerimizi de aydınlatalım istiyorum bu konuda. Ben biliyorum cevabı ama para kazanıyor mu Guinness Rekorlar Hayır, kitabına giren kesinlikle insan? hayır. Kesinlikle kazanmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hakemlere para vermek zorundasınız. Tabii bunun karşılığında sizi işte bahsettiğim 5000 haber ajansına duyuruyor. Mesela Hindistan basınından çok ciddi bir spor kanalından bir röportaj teklifi geldi bana. Evet. Yani taşı atıyorsunuz, o halka halka büyüyor. Gerçekten çok inanılmaz büyük Yani bir etkisi aslında var. para kazanmak şöyle dursun, siz para harcamak zorundasınız. Para ödüyorsunuz tabii. Hızlı Bu anlamda da başvuru. sponsor çok önemli. Çok önemli kesinlikle. Ama 5000 ayrı, eğer başarıyla sonuçlanırsa da 5000 ayrı haber ajansına bütün dünya çapında sponsorun kendi reklamını yapma şansı var. Tabii aslında bu bir fırsat. Yani Evet. bunu iyi duyurmak gerekiyor. Bizler bu sporu yapabilmek için ciddi bütçelere ihtiyacımız var. Yani buraya para ödediğimiz sürece de yani rekorları kırmak için sponsor beklemek zorundayız. Hani Evet. kırabilecek seviyedeyim ama hani hazır buluşukluğum var ama o organizasyonu karşılayacak cepten olmaz bunlar. Evet. Evet, bir miktar cepten de gidiyor. Mısır'a gidip antrenman kamplarımı yapıyorum mesela. Derinlik için işte ülkem adına yarışmalarıma hazırlık yapıyorum. Bunların dışında da rekorlar için hazırım aslında ama işte sponsorluklarla ilerlemek zorundayız Evet. mecburen. Dediğim gibi. Sponsorları da Bize sizin para gibi vermiyor yani adımızı kimse. dünyaya duyuran, bayrağımızı taşıyan, Türk bayrağını göğsünde taşıyan sporcularımıza destek vermeye davet Davet ediyoruz. ediyoruz. Peki Teşekkür bir Çanakkale'li olarak çok anlamlı bir şey yapmışsın bu rekoru kırdığın zaman. Kazandığın bu rekoru Çanakkale şehitlerine armağan etmişsin. Hep var mıydı bu fikir, mi motive etti seni çalışmaların esnasında? Valla hep bunu yani düşündüm çünkü Çanakkale ruhuyla yetiştik biz. Çanakkale şehitlerinin menkıbeleri anlatıla geldi. Ne güzel. Çocukluğumuzda deniz şehitlerine çelenkler atılırdık. Ben uzun boylu olduğum için bayrağı taşırdım veya flamayı. Ne hoş. Yani işte Narabur'undan bir çelenk atılır. Bu tabii bu hikayeleri dinledik. Şimdi ben öğrencilerime anlatıyorum Evet. aynı şekilde. Daha farklı bir ruhla okuyorum Çanakkale şehitleri şiirini. Duygulandırıyor böyle şeyler beni. Çünkü Çanakkale çocuğuyum ve orası ayrı bir iklim gerçekten. Hani bir kahramanlıktan öte Evet. bir centilmenlik savaşı var. İşte dünyaya öğretilen bir şey var. Hani biz vatanımızı savunuyoruz ama Avustralya, Yeni Zelanda geliyor ve millet olmayı öğrenip gidiyor. Yine işte başkumandanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün orada şey Evet. yaptıkları. Bunlar beni hep böyle Motive etti. motive eden Evet. şeyler. Suyun altında da düşündüm inanın bunları. Ve çok çok Ne farklı güzel, çok şey. güzel bir Bütün ruhla hareket hücrelerimden etmişsin. geçti Tebrik öyle ediyorum söyleyeyim. seni. Evet. Teşekkür Şimdi ederim. rekoru kazandığın sene 43 yaşındasın. Birçok insan da artık benden geçti falan der ama Evet, yaşın evet. da çok etkisi yok demek ki. İsteyince insan başarıyor, değil mi? Yok tabii ki. Yani insan hissettiği yaşta ve bu yaşa çok takılmamak lazım. Evet, biraz böyle benden geçti havasında olanlar var. Ayağını sürüyorlar ama benim Evet. yaşıtlarım da Sadece böyle. bu alanda demiyorum yani. Birçok Her alanda alanda, her ilgi alanda. duyup ay benden geçti artık diyenler bunu demesin istiyorum. Yani bir şeyi Demesinler. istiyorsanız öğrenmenin, yapmanın, başarmanın yaşı yok. Yani işte Evet. o bir ruh durumu, Evet. o hale girmesinler. Yani Peki su yapılabilir her altında en şey. çok yaşadığın zorluklar nelerdi? Su altında bu rekorda mı yoksa? Yani genel olarak ben sordum. Aslında yani ben Edirne'de kaldım uzun seneler. Eşim Edirneli, orada okudum falan. Evet. Havuz branşlarında tamam rekortluyum, şampiyonum falan. Ama deniz branşlarında antrenman yapma imkanı olmuyor. Çünkü Temmuz'da bitiyor öğretmenlerin tatili. Evet. Başladığında da sezon kısa 2 ay. Hem Çanakkale'de birazcık daha şeydir, soğuktur oranın suyu. Antrenman, derinlikte antrenman yapma fırsatım olmamıştı. Derinliğe başladığımda zorlandım. Evet. Çünkü işte kulak açmalar, bazı manevralar var. Hiçbir deneyimlemediğiniz bir şey. Evet. Orada biraz şey hani bir eşik
atlamak zordu ama orada da yılmadım. Hani yapamazsın dedikleri anda bana bir şey oluyor nefse. Gerçekten. Gerçekten. Evet. Umarım herkese olur. Neden diye Ben soruyorum. de Niye öyleyim yapamam? biliyor musun? Öyle mi? Ne Evet. kadar güzel Ben de yani enerjiler hani çekti niye oradan. yapamam? Neden Niye ama? Ya bana olmasın? bir açıklamasını yapın. Bakıyoruz tamam, tıbbi açıdan bir sakınca yok. Ama Evet. niye açamıyorum? Kulağımı niye açamıyorum? Niye derine dalamıyorum? Bir de hani 3 dakika nefes tutuyorsun. Evet. Hani gidip gelme orada 2 dakika, 2,5 dakika. Buna ben hazırım. Sadece kulağımı açacağım. Niye açamıyorum? İşte bütün tetkikler yapılıyor. Tamam, dalmana hiçbir şey yok. Engel Peki niye yok. açamıyorum? O zaman işte bırak, yapma. Bunu da yapmayı ver falan diyenler oluyor. Evet. Olumsuz konuşanlar her zaman olacak. Olumsuz konuşan Evet. her zaman her Her noktada var. zaman, her Sadece zaman. insanın kendisini bilip o azmi gösterebilmesi Kesinlikle. çok önemli diye düşünüyorum. Zor oluyor tabii Evet. ama o zorluğu aştığınız anda orada Başarı geliyor. başarı Evet. geliyor, mutluluk Ben sana geliyor. daha çok sorular sormak istiyordum. Su altı fotoğrafçılığı vesaire ama maalesef süremiz bitti. Zamanımız Başka bir programda olsun. umarım tekrar görüşürüz. Ayağına Umarım. sağlık. Tebrik Teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. Hem bizim hem ülkemizi çok güzel temsil ettiğin için umarım senin gibi öğrencilerin de Umarım. bu şekilde başarılara ulaşır ve bizi temsil Eksik ederler. olmayın. Çok teşekkür Tekrar ederim. Sağ görüşmek olun. üzere. Evet sevgili izleyiciler bu bölümün sonuna geldik. Birazdan modacı Zeynep Yazıcılar konuğum olacak. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz ama o gelmeden önce ben ona gittim. Mini bir defile yaptık kıyafetleriyle ilgili. Yani bizden ayrılmayın. Çok güzel şeyler sizi bekliyor.